Merhabalar. Bugün mini seri olmasına rağmen izleyenlerin bir daha izlediği Çernobil'i Madness. Belgesel tadında bir yapım olan Çernobil, tarihin en korkunç kazalarından birisini anlatan ve konusu maalesef gerçek olan bir dizi. 1986 yılında Ukrayna'nın Pripyat bölgesindeki Çernobil nükleer santralinin 4 numaralı reaktörünün patlamasıyla on binlerce insanın hayatını kaybetti. Böylesi kötü sonuçlar doğurabilecek kazaların olmaması için disiplinli ve kurallara uyularak çalışılması gerekirken para ve terfi alma hırsının bunun önüne geçmesi beni hiç şaşırtmadı. Santralin yöneticisi, şef mühendisi ve yardımcısı inatla patlamanın reaktörde olmadığını savunmasaymış, devlet yöneticilerine yanlış bilgiler verilmeseymiş, etkilerin büyük bir miktarda önüne geçilebilirmiş. It exploded. The core exploded. He's in shock. Get him out of here. You're confused. RBMK reactor cores don't explode. Reaktörün patlamayacağına o kadar inanılmış ki sorunun hemen üstesinden gelinebileceği düşünülmüş. Bu kadar ağır sonuçları olan gerçeği saklamaları uzun sürmemiş. Patlamanın nasıl öğrenildikten sonra sanki radyasyonun hiç zararı yokmuşçasına insanların orada çalıştırması apayrı bir konu. Hiroşima'dan 200 kat daha büyük bir etki yaratan bu patlamanın Türkiye dahil birçok ülkede etkileri görüldü. Diziyi izlerken Sovyet Birliği devlet adamlarının olaya karşı tutumlarını her ne kadar şaşırsak da ülkemizde de farklı bir yol izlenmemiş. Faciadan birkaç gün sonra Sovyet Birliği Büyükelçisi Türk yetkilileri uyararak Karadeniz'de ölçüm yapmalarını söylemiş. O dönemin Türkiye Atom Enerjisi Başkanı radyasyon Türkiye'ye ulaşsa bile etkilemez açıklamasını yapmış, Hollanda Sağlık Bakanlığı Türkçe'nin de yüksek oranda radyasyon olduğunu açıklamış ve Federal Almanya Türkiye'den alınan 13 ton çayı iade etmiş. Dönemin Çaykur Genel Müdürü çay kaynatıldığında radyasyonun 5-6 kat düştüğünü iddia etmiş. Bundan birkaç gün sonra dönemin bakanı tehlike yok diye kameralar önünde çay içmiş. Neyse, biz dizimize geri dönelim. Dizide yaşananların büyük ölçüde gerçek olması izleyicide merak uyanmasına sebep oluyor. Tabii oyuncuların performansı da göz ardı edilmemeli. Özellikle Jared Harris, Sherlock Holmes'te James Moriarty, Fringe'de David Robert Jones gibi rollerinden de bildiğimiz Jared Harris bu tür rollerin başarıyla üstesinden geliyor. Dizide karakterlerle duygusal bir şekilde bağ kuramıyoruz. Bence bunun sebebi dizi direkt patlamayla başlıyor. Mesela patlamadan birkaç hafta önce başlasaydı bize karakterlerin eski mutlu hayatlarını gösterselerdi böyle olmazdı. Dizideki karakterlerin gerçekleriyle çok benzemesi de diziyi güzel yapan ayrıntılardan bir tanesi. Dizideki mahkeme gerçekte daha farklı olsa da Dyatlov savunmasında gerçekten de olaylar olduğu sırada tuvaletteydim demiş. IMDb'ye göre en iyi dizi olan yapımı izlemenizi tavsiye ederim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz paylaşıp kanalıma abone olabilirsiniz.